Merhaba arkadaşlar. Bugün size ikinci ünite olan Teen Life ünitesini anlatacağım. Bunun için size bazı kelimeler verdim. Bu kelimeleri öğrenmeniz sizin açınızdan çok faydalı olacaktır. Bu ünitede arkadaşlar geniş zaman sıklıkla kullanılmış. Biliyorsunuz geniş zamanı biz sıklıkla yaptığımız işleri anlatırken, alışkanlıklarımızdan bahsederken, fiziksel olarak gerçek olan olayları anlatırken kullanıyoruz. Örneğin mesela ne diyoruz? Su 100 derecede kaynar veya güneş doğudan doğar, batıdan batar. Bir de arkadaşlar biz geniş zamanı yine zaman çizelgelerinde anlatıyoruz. İşte ders saat 8'de başlar, ikinci ders 9.30'da başlar gibi veya tren saat 3'te hareket eder gibi. Bu zamanın şimdi gramer olarak bir görelim, hatırlayalım isterseniz. Şimdi geniş zamanda arkadaşlar sıklık zarflarını sıklıkla kullanıyoruz. Sıklık zarfları nelerdir? Sıklık zarfı deyince biz frequency adverbs nedir? Ne biliyoruz? Always, daima, usually, genellikle, often, sık sık, sometimes, bazen, rarely, seldom, hardly ever. Bunlar üçü bir arada nadiren, neredeyse hiç anlamına, %10 olasılıkta anlamına gelir. Ve son olarak da never. Biz bir işi hangi sıklıkta yaptığımızı anlatırken bu sıklık zarflarını kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi eğer bunlarla cümleler kuracak olursak geniş zamanda, I always get up early. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıklık zarfı nereye geldi? Özne ile fiilin arasına geldi. She usually helps her mother. O sıklıkla genellikle annesine yardım eder. Veya yine usually'yi özne ile fiil arasında kullandık. He often plays tennis. O sıklıkla tenis oynar. Veya yine sometimes'la bir cümle kuralım. They sometimes visit their relatives. Onlar bazen akrabalarını ziyaret ederler. Rarely, seldom, hardly ever'dan bir tanesiyle yine bir örnek verecek olursak, We rarely go to the cinema. Biz nadiren sinemaya gidiyoruz. Yine never'la bir örnek verecek olursak arkadaşlar, I never iron my shirts. Asla gömleklerimi ütülemem. Çünkü ütü yapmayı sevmiyorum. I hate iron. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada geniş zamanda hep alışkanlıklarımızı sıklıkla yaptığımız işleri anlatıyoruz. Şimdi geniş zamanda tabi bazı gramer kuralları var. Çok basit klişe şeyler ama yine de ben bir kez daha bahsedeyim. Öznelerimiz eğer I, you,
we, they ise bu arada eğer sıklık zarfı kullanacaksak sıklık zarfı kullanabiliriz buraya always gibi. Fiilimiz yalın halde, yalın fiil diyeyim şöylesine, fiil ama yalın halde, hiçbir kalmıyor yani, artı nesne geliyor buraya. Zaten örneğini vermiştik. Bir tane daha yazalım isterseniz. I go to bed early every day. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi cümlenin sonunda bir şeyden daha bahsedeyim. Ne zaman yaptığımı, geniş zamanda kullandığım zaman belirteyicinden bahsedeyim. Every day, every kelimesi geniş zamanda bir belirteçtir. Yani every day, every week, every month, every year gibi. Eğer öznelerimiz tabii ki bu dört şahıs zamirinden farklı olursa, yani üçüncü tekil şahıs olursa, he, she, it özneleriyle birlikte yine var ise sıklık zarfımızı buraya koyuyoruz. Buraya da mesela ne diyelim? Usually diyelim. Artı verb, fiil, sorry. Fiil bu sefer olumlu cümle tabii ki bunların hepsi. Fiil bu sefer s eki veya es eki veya is eki alır. Artı nesne. Peki biz nasıl hocam diyeceksiniz bu ekleri getireceğiz? Nasıl anlayacağız? Eğer genellikle s gelir ama eğer fiilimiz işte neyle biterse, o harfiyle biterse, x harfiyle biterse, ondan sonra ne diyelim, sh harfiyle biterse, ch harfiyle biterse veya ss harfleriyle biterse, o zaman fiilimiz bu şahıslarda s takısı alır. He goes to work by bus. O işe otobüs ile gider. He fixes, bakın x de bitti. Burada o ile bitmişti. S takısı aldı o yüzden. He fixes his bike. O bisikletini tamir eder. Veya she brushes, bakın SH ile bitti, yine ES aldı. Her teeth twice a day. O dişlerini günde iki kez fırçalar. SH ile bitti, ES aldı. She watches TV every night. O her gece televizyon izler. Son olarak da he misses her family. O ailesini özler. Gördüğünüz gibi SS ile bitti. ES eki aldı. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye.